Martaş Otomotiv Türkiye'nin tüm araç gruplarına hizmet veren en büyük yedek parça tedarikçilerinden birisi. Biz şu anda portföyümüzde 250 binin üzerinde parçayı yaklaşık 100 bin metrekare bir alanda ve Türkiye'nin farklı bölgelerine dağıtılmış 11 tane dağıtım bölgesinde 8 bin tane müşterimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve burada ulaştırma hızımız günde en az bir sefer ya da belli bazı bölgelerde günde bir seferin üzerine çıkarak bütün bu müşteri taleplerini karşılaştırmaya çalışıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir talep olgusu hem satışta hem planlamada hem pazarlamada hem dağıtımda gerçekten mükemmellik gerekiyor. Böyle bir şey, böyle bir koşu, böyle bir mükemmelliğin arkasından koşmak dijitalsiz düşünülemez. O yüzden de birçok sektörde olduğu gibi dijital gelişim ve dijital de bizim sektörümüzün artık kalbine yerleşmiş konulardan bir tanesi. Ve çok net olarak şunu söyleyebilirim ki bizim sektörümüzde de dijital trendleri takip etmeyenler, dijital oluşumları şirket bünyelerine entegre etmeyenler gelecek zamanlarda büyüme anlamında ya da gelişme anlamında çok zorluk çekecekler. Hatta pazardan yok olma durumuna da gelebileceklerdir. Bizim tarafımızda biz Martaş Otomotiv olarak dijital tarafta neler yapıyoruz ya da oradaki stratejimiz ne? Esasında şu anda dijital dönüşüm bizim şirketimizin 5 yıllık stratejik planının en temel parçalarından bir tanesi. Bu sebeple de 5 yıl için oluşturduğumuz ve bütün iş süreçlerimize dijital değişimi entegre edeceğimiz bir süreci şu anda yönetmekteyiz. Otomotiv yedek parça sektörü çoklu bir yapı. Yani ürün portföyünü gördünüz, müşteri sayısını gördünüz. Burada da ki, tabii ki esasında müşteri talepleri FMCG sektörüyle çok benzeşiyor. Hatta biraz daha üstüne doğru çıkabiliyor diyebilirim. Şu anda müşteri dijitalle tanıştığı için, farklı alanlarda dijitali de bildiği için bizim sektörümüzden de beklentisi yer, mekan, zaman bağımsız veriye ulaşmak istiyor. Kendi işlerini, şirketimizde olan ilgili işleri bağımsız olarak yapmak istiyor. Burada biz şirket olarak da bütün odağımızı buna çevirmiş durumdayız. Çünkü biz de kendi müşterimize 360 derece bir dijital değer zinciri, bir dijital dönüşüm yaşatmak istiyoruz. Şu anda sektörde bir ilk olarak, ilk defa bir bağımsız tedarikçi olarak ana sistemimizi SAP'ye geçirmeyi planladık. 2024 yılının başı ile birlikte bu sisteme geçiyoruz. Bununla birlikte geçen yıllarda yaptığımız, özellikle Türkiye'de ses getiren satış hattımızı, destek hattımızı tamamen dijitalleştirerek şu anda tek numara üzerinden Türkiye'nin tamamına sabah 9 akşam 9 arasında servis verebiliyoruz. Şu anda artık raporlama ve takip sistemlerine Microsoft BI bizim vazgeçilmesimiz olmuş durumda. Bu ve buna benzer bütün projeleri adım adım entegre etmeye devam ediyoruz. Ama söylediğim gibi biz trendleri takip etmekten daha çok iş süreçlerimize doğru olan uygulamaları seçip aynı zamanda şirket içindeki kültürel değişimi de teknolojiyle harmanlayarak şirketi dijital değişim yolunda bir yerden bir yere taşımaya çalışıyoruz. Burada bütün katılımcılar bence bugünden çok memnun kalacaklar. Hatta memnun kalmanın da ötesinde buradan kendilerine topladıkları bilgilerle, tecrübelerle çok yüksek ihtimalle bu bilgileri kendi şirketlerine değerlendirme şansı bulacaklar. Ben burada katkısı olan bütün şirketlere, NTT Data'ya çok teşekkür ediyorum.